بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İslam'da farzand tarbiyası deb nomlanadigan darsimizning bugun 48-si. İctimoiy odoblar, muborakbod etish. Musulmon kishini xursandchiligi bilan muborakbod etish, tabriklash. Musulmon kishini qalbiga xursandchilik olib kirishlik. Inson bolasi, birodarlar, ijtimoiy mahluq. Ya'ni Alloh taolo shunday bo'lishligini xohladi. Bir inson hayotda yolg'iz o'zi yashashi mumkin emas. Albatta o'ziga o'xshagan odamlarga muhtoj bo'ladi. Bir inson bitta, ikkita, bolinki bir beshta ishda mohir bo'lishligi mumkin. Beshta hunari bo'lishi mumkin. Lekin minglagan ehtimol hunarga muhtoj bo'ladi. Masalan, oddiy misol oladigan bo'lsak, ustimizdagi mana ko'ylakda tuymasi bor. Shu ustingizda kiygan ko'ylagingiz siz xohlagandek ustingizda turishi uchun tuymaga muhtoj. Shu tuymani paydo bo'lishiga, ko'ynagizga chiqib ilashligi uchun qancha odam ishlagan. Materialni topish kerak, ishlov berish kerak, rang berish kerak, shakl berish kerak va hokazo. Yoki bir burdan non yeyishni oling. Siz shu nonni paydo bo'lishi uchun ketadigan mehnatda boshidan oxirgacha o'zingiz qoyim bo'la olmaysiz. Kimdir ekadi, o'radi, oborib sotadi. Kimdir oladi, uni un qiladi. U ham oborib sotadi. Kimdir oladi, non qiladi, pishiradi, olib keladi, olib yeysiz. Bir burda non yeyishlik uchun shuncha mehnat kerak. Demak, hayotda boshqa ishlarda ham odam bolasi boshqalarning hunariga, ilmiga, tajribasiga, mehnatiga muhtoj bo'ladi. Shuning uchun odamlar o'zaro bir-biri bilan aralashib, jamiyatni bir barpo qilib yashashligi kerak bo'ladi. Bu Alloh taolaning xohishi. Mana endi o'ziga o'xshagan odamlarning orasida inson yashar ekan, ular bilan albatta muomalada aloqada bo'ladi. Shu aloqasida Alloh taoloning sinovi, imtihoniga duch keladi. Sinovga, imtihonga duch keladi. Va mana shu sinovdan o'tib, Allohning huzurida manzilati baland bo'ladi, yoki shu imtihon sinovdan o'tolmasdan manzilati past bo'ladi, qulaydi. Masalan, sizni zo'r insonligingiz tog'da yolg'iz yashayotganda bilinadimi? Yoki o'rmonda yashaysiz, o'zingiz yoki hech kim bilan aralashmaysiz. Xulqingizni qadam bilamiz, sabringizni qadam bilamiz, bag'ri keng ekanligingizni qadam bilamiz, kechirimli ekanligingizni qadam bilamiz. Demak, odamlar orasida yashaymiz, ular bilan, odamlar bilan, jamiyat bilan aloqada bo'lamiz, shunda biz Alloh taoloni sinovga duchor bo'lamiz. Kishining ibodati qachon ibodat bo'ladi? Odamlar orasida yashaydi, odamlarga foydasi tegadi, zarari tegmaydi, nasihatgo'y bo'ladi, rostgo'y bo'ladi, shunda u sinovning imtihonidan o'tadi. Kishi odamlar orasida yashar ekan, jamiyatda yashar ekan, odamlarga foydasi tegar ekan, ularga ko'magi, yordami tegar ekan, mana shu qilgan ishi bilan banda Alloh taoloning roziligiga erishadi. Musulmon odam mana shu jamiyatda o'rtasida yashaydi. Haligi jamiyatda qaynayotgan joyda turadi. O'zini bir chekiga olib qochmaydi. Uzlatga, yolg'izlikka intilmaydi. Odamlar orasida yashaydi, jamiyatda to'laqonli a'zosi bo'ladi. Qo'y menga nima deydi-yu? Olib qochaveradi, unaqa bo'lmaydi. Misol Yusuf alayhissalom Misr podshohi bilan muomala qildi. Endi u Misr podshohi u paytda mana Yusuf alayhissalom qamalib qolgan paytdagi podshoh musulmon bo'lmaganligi ko'proqda. Musulmon emas edi. Lekin shu musulmon bo'lmagan podshoh bilan ham Yusuf alayhissalom muomala qildi. Musulmon bo'lmagan Misr jamiyatiga xizmat qilishidan o'zini olib qochmadi. Qaytarib aytamiz, musulmon bo'lmagan podshoh, musulmon bo'lmagan xalqni ichida turib, Yusuf alayhissalom shularga foyda keltirishidan o'zini olib qochmadi. Astagfirullah. Va qala al-malik tuni bi.
أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. يوسف عليه السلام ana shu podshoh tush ko'rgan edi, tushini ta'vil qilib berdi chiroyli qilib. Eshitib turib, bu oddiy odam emas ekan degan o'yga bordi podshoh. 7 ta arvoq sigir, 7 ta semiz sigirni ko'rdi, 7 ta qurigan boshoq, 7 ta xom boshoqni ko'rdi. Shu tushini ta'vil qilib berganida qoyil qolib, bu oddiy odam emas ekan. Podshoh aytdi, uni huzurimga keltiringiz. O'zimning xos kishilarimdan qilib olay. Bas qachonki Yusuf u bilan so'zlashgach, sen bu kun bizning daryoximizda martabali, ishonchli kishidirsan dedi. Yusuf alayhissalom nima deb javob berdi? Qala ja'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim. Yusuf dedi podshohga, meni shu yerning xazinalari ustiga qo'ygin. Chunki men ularni to'la-to'kis saqlaydigan va to'g'ri tasarruf qilishni biladigan kishiman. Yana qaytarib aytaman. Musulmon bo'lgan Yusuf alayhissalom, musulmon bo'lmagan Misrning podshohi, musulmon bo'lmagan Misr ahlini xizmatini qilishlikdan olib qochmayapti o'zini. Demak, musulmon jamiyatni ichida yashaydi, ajralib olmaydi. Bundan xulosa qilib olamiz. Demak, musulmon odamga jamiyatga foyda keltirishi mumkin bo'lgan bir vazifa ish topshirilsa, o'zini olib qochmasligi kerak bo'ladi. Aksincha bunaqa ishga intilish kerak. Odamlarda eng yaxshisi qaysi deb so'raganida payg'ambarimiz javob berganlar, anfa'uhum linnas. Odamlarga ko'proq foydasi tegadigani degan. Qaysi odam yaxshi? Odamlarga foydasi tegadigan odam. Hunari bilanmi, xizmati bilanmi, yugurayotimi bilanmi? Shuning uchun bir qoida deb olsak bo'ladi. Alloh taoloni taniganligini qanday bilishimiz mumkin? Odamlarga foydang tegayotganidan. Allohni taniganingni qayerdan bilamiz? Jamiyatga manfaatli bo'lganingdan. Xudbin, egoist bo'lmaganligingdan. Mana shu ikkita sifat bilan boshqa savobli amallarni ham qadri baland bo'ladi. Agar mana shu ikkita sifat bo'lmaydigan bo'lsa, Allohni tanish va odamlarga foydali bo'lish, bu boshqa qilayotgan amallarimizni qadr qiymati bo'lmaydi. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Alloh taolay aytadi, zotan biz ular qilgan har bir yaxshi amalga kelib, uni sochilgan to'zon kabi qilib qo'ygandirmiz. Agar odam jamiyat uchun yashamasa, o'zini aka-ukalari uchun yashamasa, qarindoshlari uchun, odamlar uchun foyda keltirish uchun yashamasa, faqat o'zi uchun yashaydigan bo'lsa, bu odamni qadr qiymati bo'lmaydi, birodarlar. Musulmon odam odamlar orasida yashaydi, jamiyat uchun, bu xususanchi hali damkomlarga, elvoshilarga tegishli gap. Ey damkom akalar, elvosh akalar, xafa bo'lmanglar. Sizlarga oylik berilmaydi. Bu biror rahmat ham demaydi. Qilasiz xizmatni, gap eshitasiz. Mana avvalgi darslarimda ham aytgan ekanman, yana takrorlayapman. 200 so'mdan transformatorga pul yig'adi. Xuddi o'ziga so'rab kelganday borsa haligi odamlar o'tdi o'ziga so'rayotgandek urushadi bu bilan. Ey, seni xizmatingni qilyapti bu. Rahmat sizga, biz aralasha olmayapmiz. Men mana 200 so'mda rahmat yo'q. Ya'ni qisha orasanmi? Shuning uchun damkomlarda qilayotgan xizmatini akalar qadrlaylik. Chunki odamlarga foydasi tegyapti shu odamlarda. Zo'r odam bu. Modamiki gunoh ma'siyatda bo'lmasa. Inson boshqa o'ziga o'xshagan insonlar bilan qiladigan muomalasida imtihon qilinadi. Hozir aytib o'tganimizdek, boring bir 4 xil hunarda ustasidirsiz. Ammo hayotda bundan boshqa hunarlarga muhtojsiz. Odamlar sizga muhtoj bo'ladi, siz ularning hunarlariga muhtoj bo'lasiz. Mana shu aloqalaringiz bilan, odamlar bilan qiladigan muomalangiz bilan imtihonga, sinovga duch kelasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Tirmiziyda keltirilgan hadisda aytadilar: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. Qaysi musulmon yaxshi? Odamlarga aralashib, ulardan yetadigan azor aziyatlarga sabr qilib yashagan musulmon, odamlarga aralashmasdan,
ularning azor aziyatlariga sabr qilmagan musulmondan yaxshi. Bahar yo'qol, o'shundan beri hech narsa aralashmay qo'ydi mahallaning ishiga. Bir marta mana qildim, mana qadi ishi, o'p shu aralashmay qo'ydim, chiqmay qo'ydim mahallaning ishiga. Aboblabsan. Sen haqiqiy ma'noda o'zing uchun tushunarlikan, ajralib olib, odamlardan uzoq bo'lib olgan odamdan ko'ra shu odamlar ichida aralashib, ularda aziyatiga sabr qilishlik bu musulmon uchun yaxshiroq bo'lgan sifat ekan. Ajralmaymiz birodarlar biz. Va farzandlarimizga ham xuddi shu narsani o'rgatamiz. Mana endi odamlarda orasida aralashib yashar ekanmiz. Odamlarda hayotida xursandchilik kunlari bor, qayg'uli kunlari bor. Ayrim kunlarda odamlarni xursandchiligi bilan muborakbod qilishimiz kerak. Ayrim kunlarda ta'ziya bildirgani borishimiz kerak. Aralashib yashashimiz kerak. Muborakbod etish, tabriklash odobi. Birodaringizga qanday bir xursandchilik yetgan bo'lsa, uni tabriklaysiz. Undan ham yaxshirog'i borib tabriklaysiz. Telefonda aytgandan ko'ra. Undan ham yaxshirog'i qo'lingizda bir narsa ko'tarib borib tabriklaysiz. Uyimidi, xursandchiligiga sabab, farzandmidi, yo bir mashina sotib olganmidi, biror bir mansabga ega bo'ldimi, uni xursand qiladigan ish sodir bo'ldimi? Borib unga xursandchiligingizni izhor qilasiz, muborakbod qilasiz. Mana tabriklash, muborakbod etish. İctimai alakadagi birodarlar muhim ishlardan. Çünkü siz tabriklagani bordingiz, muborakbod qilgani bordingiz, demak shu birodaringizga nisbatan qalbingizda gina kuduratingiz yo'qligini aytmoqchisiz unga. Unga nisbatan qalbingiz sof ekanligini, toza ekanligini bildirmoqchisiz. Va mana shu ish albatta sizga ajrni kelishiga sabab bo'ladi. Qayerga ketyapsiz? A palonchi birodarim uy olgan ekan, shu qulluq bo'lsin deb ketyapman. Qayerga ketyapsiz? Palonchi farzandli bo'pti. Shuni bir tabriklab qo'yish unga ketyapman. Qarang, bu barcha savobli ishlar. Chaqirdi, chiqdingiz, ko'rishib turib, nevarali bo'lsiz birodar, muborak bo'lsin. Siz aytganingiz yo'q hali unga. Xursand bo'ldim eshitib. Alloh taolo bir solih bandalardan qilsin nevarangizni dedi. O'zi kelib chaqirib. Qanday yaxshi ko'rmaysiz shu odamni? Demak, qalbi toza ekan menga nisbatan, meni xursandchiligimga xursand bo'libdi deb turib yaxshi ko'rasizmi? Mashina opti. To'xtatdingiz, to'xtatdingiz, qulluq olsin, ko'rib xursand bo'ldi dedingiz. Bilasizmi qanaqa xursand bo'ladi? Yoki, ha. O'zicha mashina yo'q qoptimi? Bu qalbning kasalligi bu. Ha, mashina yo'q qoptimi? Ha. Ishlar tushib qopcha kelik. Ya bu bir yerdan kelgan bunga pul deydi. Teskari qarab xomrayadi. Sizi qayg'uli kuningizda sizga ta'ziya bildirib, yoningizda turgan, xursandchilik kuningizda kelib turib, muborakbod etib, xursandchilikni sor qilgan odam albatta sizga nisbatan qalbi sof odam bo'ladi. Bundan xotirjam bo'ling. Birodaringiz farzandli bo'ldi, aqiqaga chaqirdi. Agar labbay deb chaqirg'iga borsangiz, bilasizmi qanaqa xursand bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Dovuddan keltirilgan hadis, Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan. Men duoya falam yujib faqat asallohu va rasulih. Kim bir joyga chaqirilsa-yu, ammo bormasa, tahqiq Alloh va rasuliga osiy bo'pti. Aytib ketdi, uyimizga bormayman-mi? Aytib ketdi, priglasi dinni berib ketdi, tayinlab aytdi, bormay qo'yilaveradi. Kim bir joyga chaqirilsa-yu, ammo bormasa, tahqiq Alloh va rasuliga gunohkor bo'pti. Ha, domlalar o'zlari ham bormaydi hammasiga degan fikr albatta kallalarga keldi. Qaysinisiga boriladi? Ertaroq aytilganiga boriladi. Ulgiganingizga borasiz. Ikkitasiga ulgidingiz, 8da ishingiz boshlanadi. Bo'ldi, qolganlarga uzr. Shuning uchun domlalar bilan qilinadigan muomalada, mansabdor odamlar bilan, xalqni ustida yurgan odamlar bilan muomala qilayotganda isključeniyasi bor. Bo'lmasam domlalar faqat ihson mehson yurishligi kerak. 12 gacha, 1 gacha. Shuning uchun domlani aytib olgan bo'lsa, Alloh nasib qilgan bo'lsa boramiz deydi. Yo'q demaydi. Shuning uchun uyiga borib pullasini berib kelsam ham kemada nomat demanglar, chunki ko'p unaqalar. Hammalarning xursandchiliklariga bir sherik bo'lib, muborakbod qilib borgimiz keladi domlalar, lekin ilojimiz bo'lmay qoladi. Shunda to'g'ri tushunib qo'yasizlar. Endi boshqa joyga aytilgan bo'lsa kerak deb qo'yaveringlar iltimos sizlardan. Onaqa telefonda aytsa, ko'chada aytsa,
Halen barin, halen barmayın degeni. Köçede körü ayet koydu mu? Bu degeni halen barin, halen barmayın hacak edegeni. Telefonda isen şuna kadar. Ama yüz yekele varsa borasız. Madem ki boş mısınız? Madem ki bantmaz mısınız? Allah ve Resulü'ye asıy bulasa gel bağmasız. Üzürü bulsa başka mesele. Elbette yani çakırılgen cahaya meclis, siz çakırılgen cahaya da mesiyet bulmasa barış gerek. Eğer içkili bulsa, erkeği ayolda aralaşı bir Allah yaman körü adıgan körünüşler bulsa, yüzge üç metre geliyorsam, Müslüman adam barmıyorsunuz. Çünkü arağı çıladıgan meclise oturursanız, siz hem şunları günahı ki şerik olasınız. Mübarek vat etiş. Müslümanın kalbine kutsançılık kiretiş hakkı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri. İmam-ı Tabrani, Anas radıyallahu anh'dan kildirgen hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler. Men laqiya ahahu bima yuhibbu li yusirra bidhalik sarrahu Allahu azza ve celle yevmel kıyameti. Resulullah ettiler. Kim? Hursan kılıç üçün bir braderege yoluksa. Kim? Bir braderine hursan kılıçlık üçün şu braderege yoluksa. Şu braderi hursan boladığına nasıl bilen? Allah Ta'ala kıyamet günü de şu benden hursan kıladı. Yani braderiz aldı ya bardız hursan kıyana bitti yakşiş. Yani özüz bilen bir nasıl var? Haligini hursan kıladığına yani. Eğer şimdi boladığına olsa kıyamette Allah sizinle hem hursan kıladı. Çakırılınca oraya boruyla braderler. Hursançını ishal kılıyelik. Kolumuzdan kese bura nasıl kötü araba alıp veriyelik. Açık yüz bilen, tabassum bilen, rapora çekildiz, hursan kıldiz, mübarek bat kıldiz, orada ilgili payda oldu. Mihir payda oldu. Olmazsız bilen muamele kılmadan bitti adam. Maşini ağabeyinizde, misal. Şimdi kiçkine gene bir hadiyeni kötü arayıp gelip, bana maşinizi gelip koyasız dedi. Şu bilen alakı onunla da bilesin mi? Ya üy aldıyız, köçüp çıktıyız. Kiçkine gene bir gilamçanı kötü arayıp gelip, bana sap koyun dedi. Şu günden başlayıp zor muamele başlayıp şu adam bilen. Kutlu bir 10 yıllık kadırdan da muamele kılasız. Çünkü kütüme geneliz ondan buna sen. Kengi hadisimiz, Husayn ibn Ali raziyallahu anhuma'dan, İmam-ı Tabarani kildirgen, Peygamberimiz atadılar. İnne min mucibatil mağfira idhaluka surura ala ahikel muslim. Hadisini kareyim. Müslüman braderinin kalbine kuvanç kiretişi mağfiretini vacip kılucu amellerdendir. Müslüman braderinin kalbine hursanç ile kiretişliği günahlarının keçirilişi ki sebep olur gençlerden. Kıyım mı? Oson. Oson. Allah'ın razılığı için braderizi hursan kıyanı tuyge bardız. Çakırken de bağırıp durup kulluk olsun deyip koyduyuz. Bana şu işiz günahlarınızı mağfiret buluşuya sebep olur diyor amellerden. Kiçkinler nasıl masak yana? Özümüzü ap kaçmayalık. Özümüzü ap kaçmayalık. İmam-ı Tabarani'den bu hadisem İbn Abbas raziyallahu anh'dan. İnne ahabbel amali ilallahi ta'ala ba'del faraidi idhalu sururi alel muslim. Allah da Allah'a farz amellerden keyingi en mahbub amel bir Müslümanlı kalbine hursançılık edilir. Namaz, roza, zakat, hac, ilim talimi farz bular. Mana şulardan keyin Allah da Allah'a en mahbub olan amel bir Müslümanlı hursançılık edilir. Savabli ameldi ama kiçkine de sanamayla çünkü şu kiçkine yine maruf ameliz cennetke kirip geçişge kifaya kıpalışın mümkün. Çünkü kolumuzdan kegen içi kursan kılıyordu buralarda. Hiç olmazsa SMS yaz var ya. Koşunun işi davazasını tayin geçe şüphürsüz. Ne gel öz şüphürsüz. Bu oldu. Şimdi atçotlu benim bu kaladı. Bu da imarat soğandı çekerek rağaya kıyanızdık. Şüphürü koyayım iki de tartıp. Kursan bu kaladı mı? Uyam nimadir qilgisi keladi. Uyam sizga nimadir deb javob qilgisi keladi. Siz birinchi boshlaydingda. Innalloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Insonlar qavm o'zini ichidagi narsani tuzatmagunicha Alloh qavmni ichidagi narsani tuzatmaydi degan.
Siz şüpürüp koyun koşun eşkin tayini. Öziz kibriz yengi. Özizi işinizde yine sen tüzelseniz uyan tüzeladı. Şuna kayken de buradalar. Şuna kayken. Bir Müslümanın da kalbine kursançıyla kilitip koysak, günah bulmayan orunda, savablı iş buladığın orunda kursan kıp koysak, ihtimal şu amal bizi günahımızı, günahlarımızı yuğulup geçeceği sebep olur. İhtimal cennetke girişimizi kifaya kılar. İmam-ı Tabarani'den bu hadisimiz hem, Ayşe raziyallahu anh'a'dan, Resulullah'a dediler, "Men adhala ala ahli baytin minel muslimine sururan, lem yardallahu lehu sevaban dunel cenneti." Hadis karın çıralıyla gine. Kim bir Müslüman aileye hursançılık kirgitse, hursançılık kirgitse, Allah Ta'ala bana şu kişi için cennetten başka nasanı mükafat buluşuna razı olmayıdı. Kaytaramız, bir Müslüman aileye hursançılık kirtip koysa, bu hursançılık kirtken kişi için cennetten başka mükafat buluşuna Allah razı olmayıdı. Hemen koşunlar bir yemene şunluya bir muamala da bosa, şu hadiste tatbiki bosa, koşunun üyüge mağzı vahı mesedimde. Koşunun üyüge soya kıpı işlik üyüde bala soru bu mesedimde. Hazır adamlarda karasayın birbirini ayrım mahallelerde indi. Birbirini rencit işliği de musabak oyunu yaptı mı de genkeledi. Kursançılıkta sebep oladıkken salih amellerde misallar. Kış günü soğuk, kömürü yok, pul yok, zorga bitti yüde kısılıp kımtınıp oturup da bir aile. Sizi kolizde bir tonla iki tonla kömür verip koyuştuk. Kömür de hep düşürüp koyuştuk var. Lekin kimisiz. Kimisiz. Dünyadan çıkıp yetekeniz de nemezgi kovanasız. Ana şu hakkı koyan bitti iki de kursançılık iş izge. Siz için işlerseniz bir tonla kömür de pulu. Lekin kimisiz. Nemege kimisiz? Allah ona yaptı sizden. Sizi polis koliz demez. Sizi polis kalbizde. Koşunu bilinip durup da şu kömür getirme yaptı. Şu kapıla hep geliyor hep. Körüp durup siz. Kılamıyorsunuz. Ne mege? Allah'a mı yaptı sizden? Kimdir kesel? Barıp çişine remont kıyanı pul yok. Ben haklı yürüp de bir kaptırdım. Bilesiz cöreyiz. Bilesiz pul yok. Şimdi o barı kıldırıp koyamıyorsunuz. Siz için işlersemez de bir 2000 son pul. Kursançılık olar mıydı? Kursançılık olar mıydı? Lekin esimiz yem kemiydi. Özüm çiliyimiz. Abdurrahman İbn Afayt erken, ne makale ederken, ne makale? 100 dirham sarplasam ertalab, keşke payet 1000 dirham kılıp Allah bir yaptım. Ne makale sarp koymayı derken, sarp kalaman da derken. 100 de etmem verse 1000 keşke payet olarken. Ha Domla, eğer ona kapısam 100 sarplasa keşke payet 1000, bas 200 versem kılar artık. Biz ki birse yine kılamız değil biz? Bu ayı ayat tezki arası. Birsin, ya sen aval kıl, kim bir adı. Pulu köp, adamın gamı köp. Ne demek gamı köp? Allah arıtma yaptı gamını. Şu pulda ne demek sarplama yaptı? Gamlarım arasın, burayı muhtaçım, pulumla halkı varamın diye yaptı, pulumla halkı alamı yaptı. Şu buraya ısınıp oturgen, kembağalı hoşnizi bolları hakkızge dua kıyan payıda, şu derdiz bitti, dua bulan çıkıp yatıp oladı. Şu pul bulan, milyonla gen pul bulan halb olmayken müşkiliz, bitti yaş bulan, kursançlı, bitti külgüsü bulan halb olup getip kaladı. Çünkü Allah da Allah'a farz amellerden keyin en mahbub bugün amel, bir Müslümanlı kalbiga kursançlı kere dişliğiyle yaptı. Bir kişi ayeti vergen de, şu, epla bitti yenge o maşinanı agen, şu bulan taş kılıp, tırışılı kılıp yürüdü, bir zor olan kere urup getti maşinasını. Bunu yaptı olamadı. Yani çıkıp tırışılı kılama yaptı. İşi bitti maşinanın arkasından tırışılı kılıyordu bu. Yok. Pul yok remontka. İşi bir brader ya ki bir koşunası çıkan eken. Yürüyün falanca da bir usta var. Çıralı iş kıladı. Böyle böyle biz üçlükken razı buladı dedi. O vardı, kıldırdı. Maşinası bitkenden ki çıkıp geti yatıp kança buldu. Kaçan tolaşım kere, kaçan geçe de sorasa hala ki siz yeterli yapken brader siz tolap koyken pulunu diye yaptı. Öşü bu brader için hiç nesne masada da böyle 100 dolar, 200 dolar hiç nesne masada. Kaldırı verdi de. Ömrünü ahri geçe ünit adamı şunlar sana. Boyaya taşsız. Soruyor neydi özümüzden? Bıramadda şu iş kıyamam mı benim? İmkaniyatımdan kep çıkıp dur. Bıramadda.
Er xotini razılaşadı. Yenesini ketib qo'ygan. Er bora olib kelgani kibri yo'l qo'ymaydi. Xotin bolalar bilan eshikka borib olgan, tinmay bu tomonga yaxshimas gaplarni boshidan quyadi. Ikkala tomonda ham qarindoshlaridan esli-esli shaytoniy maslahatlar chiqib turadi. 10 kun, 20 kun o'tganda er ham xotin ham burniga suv kirdi. Lekin biri kelgani, biri borgani kibr yo'l qo'ymaydi. O'rtada jarlik nima bo'ladi? Shunda bitta odam o'rtaga tushadi. Keladi, kuyovga nasihat qiladi. Ko'ndirgan bo'ladi. O'zi zo'rga turib qaytaryapmiz. Kelin tomonga boradi. Ularni ham ko'ndiradi, nasihat qiladi, Allohni eslatadi. Shu o'rtada bolalar sorson bo'layapti ular. Kelinni o'zi olib kelib, mashinasiga solib, akkali boshqasini tushirib qo'ydi. Ana xursandchilik. Ana xursandchilik. Kim xursand? Bolalar xursand. Bir marta qilganmanmi shunaqa ishni deng. Yo, biz ajratib olishlikka maslahat beramiz. Yig'ishtir onaqani deymiz. Yig'ishtir, boshidan yo'q qilgani yaxshi deydi. Buni o'rniga birodarlar, bunaqa bir savobli o'rinlarga pul sarflab, odamlarning qalbiga xursandchilik kirishligi o'rniga isroflarga to'lgan to'ylarda qilamiz. Restoranlarda 6 xil, 7 xil ovqat, palon ming chiqim, xo'ja ko'rsin bari. Bilasizmi, o'shaqa xo'ja ko'rsinga qilgan to'yga borgan odam ham o'zi rozi bo'lmaydi. Chiroyli yeb chiqib ketadi, chiqib turib, qara, isrof zarilmaydi, 7 xil ovqat qilibdi, kim yedi? Bekor isrof bo'ladi deydida, yeb ketganlar norozi bo'ladi. Kimlar rozi bo'ladi? Shaytonlar rozi bo'ladi. Voy ishonaylar birodarlar, odamlarni rozi qilishlik yetib bo'lmaydigan orzu. Agar chiqib ketayotgan har bitta odam qo'liga 1000 so'mdan berib chiqaringda, chiqib ketayotib aytadi, 2000 dan bemadan nomard deydi. Chunki qo'ydi qo'shib bersa nima dedi? Ipini bermadi dedi. Odamlarni rozi qilaman degan odam bu tutunni ushlamoqchi bo'lgan, sarobni ushlamoqchi bo'lgan odamga o'xshaydi. Allohni rozi qilish g'ami tursin, birodarlar shuni o'zi yetadi bizga. Qo'lida davlati bor, boy badavlat akalar, isrofga, riyoga, xo'ja ko'rsinga pul sarflamaylik. Agar qo'lida davlati bor akalarimiz, ularda oldida qanaqa bir imkoniyatlar, savob eshiklar qanchalar ko'pligini bilishgan edi. Birodarlar, xulosasi, bugungi darsimizning xulosasi, bir musulmonning qalbiga xursandchilik kirishlik paydo bo'laylik. Yo'li ko'p, xolasanglar bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo eshitilgan ma'ruzaga amal qilishlikka barchamizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu